Yani kıda olsun işte, kıda bazı geliyor bazı gelmiyor. Ondan sonra en önemlisi elektrik, su. Hı-hı. Çünkü gece donuyoruz. Elektrik olmuş olsa en azından ufoyla insan ihtiyacını giderir. Hı-hı. Elektrik olmadığı için sıkılıyor. Ondan sonra su. Hayvanlar, insanlar hayvanı sulayamıyor. Çünkü su yok. Hiçbir yerde su getirip dağılamıyor. Kafamıza giremiyor. Hayvanımız getirip birini öyle bağladık. Yem yok, saman yok. Onlar da orada ayrı bir şey. Onlar da onarka da yok. Burada da 15 aile kalıyor şu an. 15 aile kalıyor burada. Bir çiçeğe girmiş işte. Çadırda, çadırda da işte cenazenin şeyidir, çadır ya. Buradan cenaze evi, çadır madır kuracak yer yok. İşte yapamıyor, aile duruyor içinde. Şimdi bize vermezler çadırı da bize vermezler. Bu şey köy çadırı galiba değil mi? Evet, köy yani çadırı. Devletten herhangi bir çadır yardımı almadınız. Aldık yok. Cenaze evinkidir. Arkada da ev var. Çadırlık kendi ihtiyacımız şeyimizde. Kendi durumumuzda şey aldık, bir tane konteyner gittik. Onun içine kalmaya karar verdik. Konteyneri siz mi aldınız? Biz aldık. Kendiniz aldınız yani. Kendi parmağımla getirdik. Yani Ankara'da kendi içerimizde aldık. Ne kadar hocam konteyner ver, ücret verdik? 40 lira konteyneri verdik. 40 lira. 15 lira taşıma nakliyesini verdik. 55 lira. Ya siz depremzedesiniz ama gidip bir de konteynere 55 lira koyabilirsiniz. Aynen öyle. Yok sorabilirsiniz yani, köşe de sorabilirsiniz. Konteynerimiz kendimiz getirdi. Bir yani Konya'ya saldık, hasta ufak çocuklar hep Konya'ya saldık. Burada şey burada koydu gitti. Çarşı, hasta, doktor yok, bir şey yok. Ufak kırkı çocuklar. Yemek işini falan nasıl hallediyorsunuz? Gelen yardımdan mı? Yemek yardımı yok, alamıyoruz. Yok, devlet çekiyor, vatandaş yardımcı. Vatandaş yardımcı. Burada geçen işte ekmek bırakıyor lan. Verdiğin yardımla kullanıyoruz. Vallahi biz budur işte, pislik her tarafta önemli. Bir yardım gelmemiş. Evler hep yıkık. Milletin yardımıyla geçiniyor. Deprem olduğu için evlerde çoğu hasarlı, ağır hasarlı zaten, tespitler de hep ağırlığa hasarlı. Bir sürü yıkıntı da var. Bunun yanı sıra ihtiyaç desen ev ihtiyacı ayrı. Ceyran yok, su yok, yiyecek yok, içecek yok, giyecek yok. 50 tane çadır var. 100-200 tane ev, 50 tane çadır var. Bu 50 çadırla da işte ikişer üçer aile beraber kalıyor. Göndersen arıyor. Göndermezsen ne yapar sanki, onlarla mı gelmişiz? Ondan sonra kim de kendi imkanlarıyla çadır meydana getirmiş. Tura gibi, karşı taraf gibi. Kimi de evinde kalıyor. Mesela evin yıkıntısı durumunda bile ölümüne koşuyor. Evine tekrar çıkıyor evden diyor. Vallahi evde çatlaklar var, eve giremiyor. Bir tane barakada kalıyoruz abi. Yani çadır 10-11 kişiyi, yani adam olan çadır alıyor. Adam olamıyor da alamıyor. Yani mağduruz. Muhtara inmiş sadece değil mi burada da çadır? Evet, 4 tane mi gelmiş ne gelmemiş? 4 tane. Yemek sorunu var, ısınma sorunu var abi. Odun yok. Yani eve de giremiyoruz, bir sürü çatlak matlak var abi. Hı-hı. Ondan eve de giremiyoruz, yani mağdur durumdayız. Yani adam olan çadır alıyor. Olamayan da orada, ortada kalıyor abi. Çadıra ihtiyacımız var. Çadır bizim Aydoğan Mahallesi'nde oturuyorum ben. 3 tane çadır geldi. Yani dediği gibi yani adam olanlara veriyorlar. Yani bizlere, biz mağduruz. Hı-hı. Evlere giremiyoruz. Evlerimizde hasar var. Ondan dolayı giremiyoruz evlerimize. Okulda yani üst üste yatmış şekilde yani biz sıkışık şekilde yatıyoruz. Kaç kişi kalıyorsunuz? Kaç kişi? 60-70 kişi kalıyoruz okulda. Hı-hı. Yani mağduruz yani. Bizim her şeyimiz geliyor. Yani yemeğimize kadar geliyor ama işte bizim çadıra ihtiyacımız var. Şu anda yani vereceğim diyorlar, getiriyorlar. Birkaç kişi adam olanlara veriyorlar, adam olmuyor. Şey bizim arkadaş. Burada kaç aile kalıyor? 15 aile.